Selamlar Ekim Evrivan. Bugün Philips Hue'nun Hueplay'in kutu açılımını yapacağız falan filan. Artık kurulu falan filan. Beş bakar neyse devam edelim. Şöyle bir kutu. Arkada bilgileri içeriyor. Bridge olması gerektiğini falan. Bunlar gereksiz kutu içeriği falan. Gereksiz bilgiler. Böyle şık bir kutu. Şuradan kesiyoruz. Şöyle bir şey karşılıyor bizi. Ayrıca yapabileceğiniz bu Hueplay özellikle daha çok televizyonun arkasına kullanım için, senkronizasyon için geliştirilmiş bir ürün. Kutuyu açtığınızda aynısının kağıt formunda bunu kim düşünemez ki yani. Gerçekten çok etkileyici bir şey. Gerçekten hani çok başarılı. Dur şuradan. Gerçekten bunu akıl etmeleri gerçekten çok... Neyse boş verin. Şimdi söyleyelim. Bir tane kullanıcı kılavuzu. Söyleyelim. Ürünümüzün kendisi. Gel, şurada bir şey daha var. Burada bir tane daha kullanma parşömeni. Kullanma parşömeni var. Bunu da söyleyelim. Ürünün kendisi. Şuradan biraz zor çıkıyormuş. Bunu fıydırıyoruz. Şuradan çekiyoruz galiba. Evet, buradan çekiyoruz. Çekemedim. Bu aralar çok hastayım. Hayat beni çok yordu. Çektikten sonra çıkmadı yine. Şuradan. Ürünümüz. Adaptörü. Bu arada altına 3 girişli bir adaptördür. 3 tane Hueplay buna bağlayabilirsiniz. Philips'in yine özel patentli başlığı. Bir tane televizyon arkası ya da düz konumlandırmanız için olan başlık. Bir tane dikey ya da yatay, yine o size kalmış, konumlandırmanız için. Bunu daha çok televizyon arkasından yapıştırmak için kullanılıyormuş. Bu daha çok dikey tutmak için. Şurada bir şeyler daha var. Evet. Burada da gereksiz ıvır zıvır mıvır zıvır. Bunu tekrar ben yerine koyayım. Çünkü bir tanesi var. Bunun içerisinde İki vida ve şey, bir tane şey çıkıyor. Öbüküsünü takmak için kullanmıştım. Şurada görebileceğiniz üzere iki tane yer var. Bunu isterseniz böyle ya da böyle falan, onu size kalmış. Tasarlama şekliniz, o sizin iç dünyanızı yansıtma fikrinize falan. Şöyle şunu getirdikten sonra ben dikey olarak kullanacağım için şöyle yerleştiriyorum konumunu. Şöyle tam oturttuktan sonra sıkmaya başlayabilirsiniz. Kablosu 2 ya da 3 metre olması gerektiği hatırlıyorum kablo kısmının. Şu şekilde takıyoruz. Bunları konumlandırdıktan sonra tekrar videoya devam edeceğiz. Ekrandaki gibi ben konumlandırdıktan sonra Philips Hue'nun uygulamasına giriyorum. Buradan Işık kurulumu
Işık ekleyin. Ara diyorsunuz. Işıklar aranıyor diyor. Zaten iki tane yine ışık buluyor. Kapat dedikten sonra ben bunu oturma odasına ekleyeceğim. Odalar düzenli ışıkları taşı. Şöyle. Şöyle hemen ben bir şöyle mesela ISO değerlerini değiştiremediğim için şu anda net gözükmüyor ama şöyle yapalım. Tüm ışıkları kapatıp sadece bunları yaktığımda şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi eğlence alanları kısmı pardon. Eğlence alanı iki kısmını düzeltiyorum ben kendim için kullandığım. Buradan ışık kısmına tıklıyoruz. Hooplay 1, Hooplay 2'yi seçtik. Şimdi Hooplay şuraya alalım. Bu ikincisi de şuraya. Böyle resimdeki gibi bir yanma yaşıyorsunuz. Şu da zaten yanı başımda. Kaydet dediğimiz zaman kayıt olmuş oluyor. Sen bakayım. Şöyle sıra ikinci aşamaya geçelim. Arka planda görebileceğiniz gibi böyle tüm renkleri verebiliyor. Ben kendi eğlence odalarım olarak 3 tane şeyi kullanıyorum. Bir tane normal lamba derim var köşede. Şimdi bunlar normal yani yine tüm önümdeki ışıklar fonksiyonu. Videoyu beğendiyseniz alta beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Abone olmak isterseniz abone olursunuz. Onu size bırakmışım artık. Neyse ben kaçtım.